Merhabalar, ismim Adil Çoruk. Eğitim, yönetim ve denetim anabilim dalında yan doçent olarak görev yapıyorum. Lisans olarak sınıf öğretmenliği mezunuyum. 2003 yılında sınıf öğretmenliğini tamamlamış oldum. Daha sonraki aşamada 2004 yılından itibaren araştırma görevliğine başvurdum. Ve 2004 yılından itibaren yüksek lisansa başladım. Daha sonra 2007 yılında bu alanda yine eğitim bilimleri alanında eğitim yönetimi ve denetimi bilim dalında doktora programına başladım. 2011 yılında doktora programımı tamamladım ve 2012 yılından itibaren de eğitim yönetimiyle ilgili çeşitli derslere girmeye başladım. Bu dersler içerisinde işte örgütsel davranış, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, sınıf yönetimi gibi eğitime yönelik çeşitli dersler söz konusu. Meslek bilgisi dersleri yine lisans düzeyinde eğitim bilimine giriş gibi çeşitli dersler söz konusu. Yüksek lisansta da bu grupta yetişkin eğitimi ve yönetimi dersine giriyorum. Bu derste özellikle son dönemlerde biraz daha önem kazanmış olan bir alan yaşam boyu öğrenme anlayışı. Ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenme anlayışı katılımcılar açısından aslında sizler de bu alana birer örnek olacaksınız. Çünkü sizler de birer yetişkin olarak bu programa dahil oluyorsunuz. İşte yetişkin eğitimiyle ilgili belli bir çerçeve kazandırmak, belli bir anlayış, belli bir farkındalık kazandırmak bu dersin temel amaçları içerisinde yer alıyor. Bu derste yine içerik olarak Avrupa Birliği'nin yaşam boyu öğrenme programlarına değineceğiz. Belki içinizde bu programlara katılmış olan arkadaşlarımız olacaktır. Bu programlarla ilgili neler yapılmış, neler yapılabilir, ne tür sorunlarla karşılaşılmış bunlarla ilgili konuşacağız. Belki ortak bir takım projelere dahil olma şansına sahip olabilirsiniz ilgili arkadaşlarla. Bu dersin içeriğinde de bunlar yer alacak. Derste aynı zamanda yetişkin eğitimini gerektiren nedenler, yetişkinlerde öğrenme özellikleri nasıl, bunlar biliyorsunuz diğer öğrencilere göre biraz daha farklılık gösteriyor. Bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. Yine bazı konularda aktif olarak sizlerin de derse katılımlarını bekliyorum. Yani görüntülü olarak veya sesli olarak. Bu konuyla ilgili yine ilgili çalışmaları sisteme yükleyeceğiz. İlgili makalelerden de yararlanabilirsiniz. Bunlarla ilgili paylaşmak istediğiniz şeyler olursa yine görüntülü olarak da sesli olarak da derse katılabilirsiniz. Yani dersin daha etkileşimli hale nasıl getirebiliriz bunlar üzerinde duracağız. Çünkü yetişkin öğrenenlerin özellikleri arasındaki en önemli belirleyicilerden bir tanesi de yetişkinlerin ilgi duydukları alanlara yönelik katılımları daha ön plana çıkıyor. Bu derste sınavı nasıl yapacağız? Çünkü bir de sınav boyutu var olayın. Yönetmelik gereği yine bir vize sınavımız olacak. Bunu bilgisayar üzerinden gerçekleştireceksiniz. Bir de final sınavımız olacak. Vize sınavının ağırlığı belirli oranda işte %10 veya %20 oranında olabilir. Final sınavı tabii ki ağırlıklı olarak olacak. Vize sınavında klasik birkaç tane soru karşınıza çıkar. Bunlarla ilgili daha çok yorum tarzında, neler yapılabilir tarzında bir takım sorular olacak. Yine final sınavında da klasik sorular olacak ama bu sefer alan biraz daha genişliyor. 14 hafta boyunca işlemiş olduğumuz konularla ilgili genel bir takım sorular olacak. Ve bu sorular üzerinden sizler istediğiniz 4 tane soruyu seçme şansına sahip olabileceksiniz. Sınavla ilgili değerlendirmeyi de ya da dersle ilgili değerlendirmeyi de bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Evet, teşekkür ederim. Dersle ilgili bilgilerimiz bu şekilde olabilir.